Hepiniz biliyorsunuz yaz dönemi ne yazık ki hiçbirimiz için çok keyifli geçmedi. Özellikle ülkemizde yangınlar, doğal afetler. Dünyada baktığınız zaman önümüzde bir Afganistan krizi gibi hepimizi derinden aslında sarsan, etkileyen olaylarla baş ediyoruz. Diğer taraftan iki seneye yakın zamandır yaşadığımız bu küresel salgında ne yazık ki vaka sayılarımız hala düşmedi. Ve bugün yeni bir döneme girdik. Özellikle İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığımız yeni dönem tedbirleriyle ilişkin genelgeyi bugün yayınladılar. Ve bugün... Bir buçuk sene sonra okullarımız yüz yüze eğitime başladılar. Özellikle insan ihtiyaçları arasında en önemli yer tutan eğitim, ekonomiyle doğrudan ve dolaylı olarak da pek çok bağlantısı var eğitimin ve gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde eğitime bilime özel bir önem verilmekte ve özellikle de toplumlar eğitim düzeyinin artmasıyla verimlilikler arasında bir bağ kuruluyor ve bireyler de yaşadığı topluma, aldığı eğitim ölçüsünde katkıda bulunduğu da bir gerçek. Dolayısıyla eğitimin aksamadan devam etmesi, tabii sağlıkla devam etmesi hepimizin önceliği. Bugün burada Kagider Ekonomi Sohbetimizin ekonomi danışmanımız sevgili Özlem Derici Şengül aramızda. Onun moderasyonunda bu toplantı gerçekleşecek. Ve tabii ki çok değerli duayen ekonomist yazar Sayın Atilla Yeşilada bizlerle kendisinin değerli görüşlerini dinleyeceğiz. Ama ben önce şöyle ufak tefek bir iki veriden bahsetmek istiyorum. Her gün Türkiye'de ve dünyada... Değişen ekonomi gündemiyle karşı karşıyayız. Hepimiz biliyoruz bunu ve sohbetimize geçmeden önce de özellikle Alians Global'in gerçekleştirdiği bir yıllık küresel iş dünyası riskleri anketi var. Bu adı da hatta Alians Risk Barometresi 2020 raporu. Bunun çıktılarını sizlerle paylaşmak isterim. Küresel bazda baktığınız zaman iş dünyasının en önündeki en büyük engelin iş kesintisi olduğu öne sürülüyor. İkincisi salgın, diğer üçüncüsü ise siber olaylarla baş edebilmek. Tabii bu özellikle küresel iş dünyasının diğer risklerine şöyle bir bakarsak, pazar gelişmeleri, mevduat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler, iklim krizi, doğal afetler ve özellikle de siyasi riskler, şiddet ve bunların ve arka arkaya bunları sıralayabiliriz. Özellikle küresel risklerde. Ama şöyle baktığımız zaman küresel olarak algılanan bu tüm bu riskler bizler için de gerçekten farklı mı? Hayır değil tabii ki. E, Kagider olarak da bizim arzumuz özellikle kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı serbest piyasa koşullarının olduğu ve kadınların eşit temsil edildiği bir ekonomik düzen olması. Ekonomik büyümenin özellikle iş gücüne ve nüfusa bağlı olmadığı, yani bunun ötesinde de hatta katma değerli ürünlerin üretilip, uluslararası markaların çıktığı bir ekonomik büyümeden bahsetmeliyiz artık gelecekte. Bu bizim ülkemizi de ileriye götürecek, refaha kavuşturacak. 2022 ve 2024 dönemini kapsayacak orta vadeli program, Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı ve açıklandı hatta biliyorsunuz resmi gazetede yayınlandı. Enflasyon beklentileri 2021 sonuna doğru yüzde, 16.2 2022 sonunda yüzde 8 Diğer taraftan dolar beklentilerine baktığımız zaman 2021 yılının ortalaması normalde 8.30 2022 yılında ise 9.27 gibi gözüküyor ve hatta programa göre de işsizlik azalacak ve kişi başına düşen milli gelir de artacak. İşte ben burada bütün bunları değerlendirecek olan çok kıymetli e, sayın e, konuşmacımız Atilla Yeşilada var ve tabii ki e, ekonomi danışmanımız Sevgili Özlem Hanım. Ben e, bugün sizlere değerli katkılarınız için Sevgili Özlem Hanım, Atilla Bey çok teşekkür ediyorum şahsım ve kagidar adına. Ve hepinize verimli bir sohbet diliyorum. Ee, çocuklarımıza ve gençlerimize başarılı bir 2021-2022 öğretim eğitim yılı de temenni ediyorum. Ve tabii sizlerin de işlerinizde bol bereket ve sağlık ailelerinize sağlıklı güzel günler de temenni ediyorum. Ben sözü burada sevgili Özlem'e bırakayım. Ee, sizlerin değerli sohbetinizi dinleme e, keyfine erişelim. Buyurun efendim. Çok çok teşekkürler Emine Hanım. Bütün e, güzel dileklerinize ben de katılıyorum tabii ve tüm e, Kagider üyelerine ve dışarıdan da tabii davetlilerimiz var bugün. E, hepinize tekrar merhaba demek istiyorum. İki ay sonra e, tekrar bir araya geldik. İnşallah keyifli bir e, dönem olur. Önümüzdeki aylar boyunca ekonomi sohbetlerine devam ediyor olacağız çünkü. Her ayın Genelde ilk günü, bugün bir istisna olarak ayın altısına gerçekleştirdik ama yine duyurularımızdan takip edersiniz. Atilla Bey hoş geldiniz. Tekrardan. Hoş bulduk. İnanımdan sonra tekrar size hoş geldiniz demiş olayım ben de. Kagider'le, Kagider'in ee, önünde olmak benim için büyük keyif. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ee, çok sıcak gündem hemen e, yeni ekonomi programıyla pardon eski ismi yeni ekonomi programı orta vadeli programla en eski ismiyle orta vadeli programla başlayayım isterseniz konuşacağımız çok şey var çünkü öyle bir hafta haftayı geride bıraktık ki enflasyonu var büyümesi var işte e, ekonomi programı var birçok e, konu var konuşmamız gereken e, ama ilk önce genel biraz önce Emine Hanım bahsetti isterseniz tahminleri nasıl buldunuz onu söyleyeyim. Takip edemeyenler için yine ben çok kısacık özetleyeyim. 16.2 beklediğini açıkladı bugün ekonomi yönetimi. Merkez Bankası 14.1 diyordu. Her yeni gelen tahmin gördüğünüz gibi bir öncekin üzerine çıkıyor. Hani bizlerinkini sorarsanız %17 üzeri. Dolayısıyla böyle artan skalada bir enflasyon görünümü var. Ama 5, 5 bu sene 9 sonra da 5-5.5 civarında bir enflasyon bekli, büyüme bekleniyor. İşsizlikte Emine Hanım dediği gibi 2024'te ona doğru inen bir işsizlik oranı bekleniyor. İşte yani çok ideal bir tablo var. Bütçe açığı işte 3 üç üç buçuklarda devam ediyor. E başka ne var? Cari açık birlere kadar düşüyor filan. E şahane bir şey var karşımızda. Önümüzde üç yıl bizi bekliyor gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi gerek Merkez Bankası enflasyon raporları olsun, gerek orta vadeli program olsun. Artık dostlar alışverişte görülsün diye yapılıyor. Çünkü bu tür programların bağlayıcı olması için hükümetin hesap verir olabilmesi lazım. Ee, ve bunun da ötesinde bu programda rolü geçecek olan bütün paydaşların işte bakanlıklardan, belediyelere, devlet bürokrasisine kadar sorumlu olması gerekir. Hı hı. Ama Türkiye'de maalesef tek sorumlu başkanlık sistemi. Ee, ve yarın başkanlık sistemi kendi partisi ve hatta Türkiye'nin menfaatleri için programın tamamen dışında şeyler yapsa da buna müdahale edecek. itiraz edecek için mekanizma yok. Biz yıllardır iç borçlanma limitini aşıyoruz. Kimse hatırlamıyor bile. Hı hı. Ee, bakın Profesör Davutoğlu'nun işte o 1121 tane tedbir mi vardı? Ne vardı öyle bir yapısal hı hı. değişim programı? Yani oradan copy paste yapılmış ve o zamandan beri de takriben 6-7 yıl mı oldu 10 yıl mı oldu? Türkiye hep aynı şeyleri söylüyor. Ve bunların hiçbirini gerçekleştirme niyetinde değil. Ee, şimdi ekonomiden başlarsak çok basit bir gerçek var. Türkiye enflasyon ve cari açık yaratmadan, daha doğrusu bu iki değişken zıvanadan çıkmadan en fazla yüzde üç, yüzde üç buçuk büyüyebilir. Yani bizim adelemiz bu kadar. Daha fazlasını kaldırmaya müsait değil bu ekonomi. Dolayısıyla siz yüzde beş falan gibi iddialı büyüme hedefleri koyduğunuzda enflasyonla cari açık otomatik olarak artar. Siz bunun tersi bir şey iddia ediyorsanız OVP'de o zaman bir değişim programı ortaya koymanız lazım. Yani produktiviteyi nasıl arttıracağız? Biz bir yandan büyümeyi yükseltirken enflasyonu nasıl düşüreceğiz? E, cari açığı azaltmak için aldığımız tedbirler nedir? Bunlar yok demiyorum ama baktığınızda hep aynı şeyler söylenmiş. Çok genel yani. geçer. Hı. Evet, dolayısıyla açık söylemek gerekirse istediğiniz kadar tartışımda çok üstünde durmaya en ufak bir gerek görmüyorum. Aksine bu tip dokümanlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon raporları Türkiye'de, gerek Türkiye'de, gerek dünyada Türkiye ile ilgilenenler için kredibiliteyi aşındırıcı bir etki yapıyor. Çünkü modern ülkelerde bu tür resmi dokümanlar, bakın Cumhurbaşkanlığı imzalamış resmi gazetede yayınlanmış bir politika belgesidir ve bundan saptığınızda hesap sorulur. Daha önemlisi Türkiye ile iş yapan herkes ve Türkiye'de iş yapan herkes bunu artık bir Mekke'si yol haritası kabul eder ve bundan sapılmamasını bekler. Çünkü artık 750 milyar dolarlık bir ekonomiyiz kardeşim. Senede 150 milyar, 160 milyar dolar dış finansman çeviriyoruz. Bütün bunlar uzun vadede öngörülebilirlik ve belirlilik gerektirir. Ama bu program sırf hani maslahat yerine gelsin diye yapıldığı için bunların hiçbiri olmuyor. Türkiye'ye çok zarar veriyor bunlar. Ben daha çok detaylarıyla konuşurum ama açıkçası bu programın benim açımdan hiçbir kıymeti yok. Yani Biz gerçekler üzerinden ekonomi analizi yapsak veyahut da politika analizi yapsak daha faydalı olur düşüncesi içindeyim. Programa bakarken hakikaten dediğiniz gibi yani ekonomistler olarak şöyle bir geçiyoruz yani böyle mouse'u şöyle aşağıya doğru hani ittirip neymiş en son sayfalarındaki rakamları alıp raporluyoruz ama bir yerde ben durdum yeşil dönüşüm diye bir başlık var içerisinde daha önceden koyulmamış. Ve e, böyle temenni vari şeyler var tabii içinde ama birkaç tane madde konmuş. E, bunlardan bir tanesi e, geri dönüşümle alakalı e, yatırımlara destek olunacağı, sukuk yeşil green bond dediğimiz ve hem bono hem sukuk e, ihraçlarına ön, öncelik verileceği gibi yani hem finansal anlamda hem de reel sektörü e, destekleyeceklerine dair e, maddeler var. Sizin bununla ilgili bir beklentiniz var mı? Yani Türkiye'de çünkü bu tür algılar biraz geriden geliyor ama dokümanda şeyden bahsedilmiş, Avrupa Mutabakatı'ndan bahsedilmiş ve buna uyulacağına dair bir takım taahhütler var. Sizin bununla ilgili beklentileriniz nedir? Var mı umut Türkiye'nin de yakalama anlamında bu anlamda çağı? Yani Liyit'te çalışan jeotermik santralleri kapatırsa belki biraz daha dikkatli olurum ama şu anda yapılan icraatın hiçbir şekilde iklim kriziyle mücadele etme veya Avrupa'nın yeşil mütabakatına uymaya müsait olmadığını düşünüyorum. Çok basit bir örnek. Biz Paris Sözleşmesi'ni imzaladık ama meclisten geçmedi. Ve bu konuda TÜSİAD'ın çok kıymetli bir raporu var. Profesör Erinç Yeldan'ın ismini hatırlıyorum ama birçok uzman katılmış. Yani biz ve başka bir kaynakta özür dilerim TEVAP'ın bir çadı. tevap değil mi? Tepav. 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 <laughs> o galiba bir ayakkabı markasıydı <laughs> Sayın Erten de gülüyor oradan evet kendisine de sevgilerimi sunuyorum buradan ee, şimdi e, yani Türkiye'de e, Paris anlaşmasının ülkelere getirdikleri yükümlülükleri tamamen yerine getirsek dahi biz karbon salınımında kayda değer bir azalım kaydedemiyoruz ve kesinlikle bize düşen yükümlülükler bizi e, Avrupa'nın yeşil mütabakatına hazırlayacak boyutta da değil. E, i̇kincisi dediğim gibi yani bu yeşil mütabakat, özür dilerim e, iklim değişikliğine hazırlanma konusunda sanırım 2019 yılında bir master programı hazırlandı. Yani icraat programı hazırlandı. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Pandemi yüzünden uygulama fırsatı bulamadık diye. Eminim seneye de başka bir bahane çıkacak neler yani neyi neyi, neyi görmek isterim ee, yani bir kere e, iklim değişikliğine engel olacak olan en önemli şeylerden bir yeniden yeşillendirme ise e, o zaman artık ağaç katliamına dur denilmesi lazım yani Türkiye maalesef altyapısı ve ekonomik kalkınması için çevreyi feda edebilecek noktayı çoktan geçti bundan sonra geride kalan çevrenin ekonomik değeri de çok İkincisi artık bu e, bütün jeotermikler değil, eski tür jeotermikler yani çalışanlar ve hidroelektrik barajlarının çoğu hiçbir ekonomik rantabilitesi olmayan, aksine e, çevreyi bozan ve işte iklim değişikliğinin önemli sonuçlarından biri de sel baskınları. Bunlara dolaylı da olsa neden olan girişimler. Türkiye'nin artık bu konuda yeni lisans vermemesi lazım. E, i̇şte geri dönüşümle kazanılma deniyor diyor ya işte depozitifden ödeyeceğiz. E o zaman niye bütün Avrupa'nın plastik çöpünü alıyoruz ya? Yani bugün Türkiye'nin gerçeklerini kimse bilmiyor mu? Bu işte çok büyük rant var da oradan. Ve bunlar tamamen yollara filan atılıyor. Somuda gelelim. Ee, Türkiye'de ihracatçıları çok acı bir şok bekliyor. O da şu. Dün tesadüfen başka bir arkadaşla yaptığım görüşmede en azından Almanya'nın 2023 yılında e, bütün ithalatçıların tedarik ettikleri mal ve hizmetin karbon salınımını izlemeleri gerekiyor. Ve eğer bu salınım Avrupa'nın koyduğu limitlerin üstündeyse ya vergi ödeyecekler ya sınırda Alman hükümeti vergilendirecek. Yine bu konuda siyaset raporlarına baktığımda en iyi senaryoda yani makul bir e, İklimle mücadele kamu politikası artı vergi kompozisyonunun değişmesi ve bir kısım teşviklerin verilmesiyle Türkiye'de ihracatçıların senede 2 milyar euro civarında zarar zarar edebileceğini düşünüyoruz. Ki bence bu çok düşük bir tahmin, çok daha yüksek olabilir. Ama maalesef e, şu anda Türkiye'de sermaye birikimi ve nakit akımı anlamında karlılık şirketlerde çok düşük. Zaten kar eden çimentocular hemen soruşturma altına giriyor. E, o konuyu da bir rekabet hukuku uzmanı, avukat arkadaşımla konuştum. Ya dedim yani Batı'nın 200 yıllık bir antitrust şeyi var, birikimi var. Hani Türkiye'de rekabet kurulu bunları uyguluyor mu? En azından Türkiye'ye e, adapte edilebilir mi diye düşünüyor mu? Yok işte aynı fiyatı çarj ediyorlarsa e, asılıyorlar yani. Bu kadar basit. E, bu nedenlerden dolayı... <laughs> ne yapacaksa vatandaş ve özel sektör yapacak. Şimdi bu konuda çok umutluyum. Yani özel sektörün en azından bu konuda tabii özel sektör derken çok özür dilerim. Bu tip şeyleri yapacak gücü olmayan kobilerden bahsetmiyorum ama daha organize ilk 500 belki ikinci 500 olayın farkında ve ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Yine aynı şekilde yalnız dünyada değil Türkiye'de de bu pandemi esnasında çok önemli bir şey değişti. İnsanlar artık iklim değişikliğini bilim kurgu filmlerinde yaşanacak, onların ömürlerinde göremeyecekleri bir şey olarak kabul etmiyorlar. Bu konuya ciddi önem veriyorlar ve bu konuda devletten yavaş yavaş da bir çözüm bulmasını istemeye başladılar. Bu genç nesiller de çok yüksek oranda tezahür ediyor ama yani hemen hemen toplumun bütün kesimi, Türkiye'de de anketler yapıldı bu konuda, değişikliği konusunda hassas. Dolayısıyla burada vatandaşların bir sürekli olarak devletle olan, hükümetle olan diyaloglarında bunu ısrarla istemesi gerekecek. İkincisi bize yapacak çok şey düşünüyorum. Yani bilinçli bir tüketici veya nihai üretici olarak aldığımız malların veyahut da hizmetlerin ne kadar karbon veya metan salınımı yaptığına dikkat edebiliriz. Bu artık mümkün. Elden geldiği kadar daha tedbirli davranacağız. Ee, Türkiye'de son günlerde önemli bir değişiklik henüz başlama aşamasında. E, bunun daha çok hızlanacağını umuyorum. Şirketler artık borçla hayatı götüremeyeceklerini kabul ettiler. Bunun en basit örneği de sene başından beri borsa vasıtasıyla 15 milyar topladılar. Türkiye'de birkaç startup'ın başarısını zaten hepimiz biliyoruz. Özel sektörün iklim değişikliğine ayak uydurması ve ihracatta rekabet gücü kaybetmeden hayatiyetini sürdürmesi için çok çok acilen dış kaynak bulması gerekiyor. Yani özür dilerim dış sermaye bulması gerekiyor. Ee, bize bizi ancak işte bu bir ESG tahvilleri, skuplar ihraç edeceğiz. Bu konuda da bir takım girişimler ve başlangıçlar var. Ama bunun da ötesinde e, işte çimento, demir, çelik, otomotiv, tekstil gibi e, iklime veya çevreye zarar veren ya da stres yaratan sektörlerin hızla teknolojilerini yenilemeleri için dışarıdan ortak sermaye, private capital neyse bulup getirmeleri gerekebilir. Bunu bütün Türkiye'nin gerçekleştireceğini zannetmiyorum. Ama gerçekleştirebilecek olanlar, gerçekleştirme cesaretini gösterenler. Cesaret şu anlamda. Türkiye artık reel asetler olarak, reel varlıklar olarak o kadar ucuz ki. Patron satmaya hazır olduğunda yüzde yüz alıcı bulabiliyor. Ama hala patronları da şey yapmıyorum, yatsımıyorum. Yani 30 yıl emek vermişsiniz, atölyeden mega fabrikaya getirmişsiniz. Kafanızdaki değeri 1 lira, karşı taraf 10 kuruş veriyor. Ee, burada kol kesip e, ayak uydurması gerekecek. Ben Türkiye'nin bu kafayla hiçbir şekilde üretilen birim GSYH başına, karbon Yoğunluğunu azaltabileceğini düşünmüyorum. Çok samimi gerek. Bunu ancak yapabilirse özel sektör, bazı kesimlerinde ve toplumun bilinçli vatandaşları e, tüketimden doğan güçlerini kullanarak yapabilirler. Uzattım ama bu konuya çok o, önemli. O, çok, diyorum, önemli. Özür özür çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yani sanayinin transformasyonunu da içeriyor, ee, üretim yapısını değişimini de içeriyor. Dolayısıyla çok çok boyutlu. Bizler yeni yeni okuyup işte <laughs> işin içine girmeye başladığımız için ekonomistler olarak söylüyorum. Muhakkak ki uzmanları var. Ee, hakikaten ne kadar çok boyutlu olduğunun e, farkına varıyoruz yavaş yavaş. Ee, bir e, konjonktürel sorunlara geçmeden önce bir, bir diğer yapısal e, konuyla ilgili fikrinizi almak istiyorum. Yine e, orta vadeli programda e, ee, özellikle Kagider dolayısıyla da tabii algıda seçicilik oluşuyor. Kadın istihdamı ve de tabii genç istihdamı. En aradığımız kelimeler oluyor içerisinde. Ee, orada da ben iki, iki, şeye dikkatimi, dikkatimi çekti. Gene çok detaylandırılmış bir döküman yok tabii karşımızda ama e, teşvik sisteminin basitleştirileceğinden bahsediliyordu. Bu mesela hani benim dikkatimi çekmesinin nedeni artık ben ekonomist olarak neredeyse takip edemiyorum teşvik sistemini. <laughs> i̇ş, iş gücü piyasasıyla alakalı, kadın istihdamıyla alakalı da aynı şekilde. Ee, bir de genç istihdam strateji belgesi diye bir yine bir döküman bize <laughs> çıkacak e, ileriki dönemlerde. E, şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki de e, farklı e, skilllerin, farklı yeteneklerin arandığı bir döneme de giriyoruz. O yüzden de ben incelerken mesela istihdam verilerini acaba zaten tek haneli işsizliğe doğru gitmeyi beklemek gerçekçi değil mi diye kendi kendime soruyorum. Yani acaba yapısal bir transformasyon mu var tüm dünyada ve biz eğitim tarafını güçlendirmediğimiz için acaba zaten ee, o e, sektörlerin ihtiyacı olan o üretim yapısı olan e, e, ihtiyacı olan e, elemanı yetiştiremediğimiz için yapısal olarak acaba çift haneli oranlara mahkum muyuz diye soruyorum kendi kendime siz ne dersiniz bu konuda? Sana kesinlikle katılmıyorum. 2023'te işsizlik %5'e düşecek çünkü iş gücüne kimse katılmayacak. <laughs> Tabii o istatistiksel anamoyunu kesinlikle bizlerle yani. Iz, evet, Bu izleyicilerimiz <laughs> için bir ekonomist şakası. Kimse gülüyormuş gibi davranmak zorunda Hiçbir <laughs> anlamı yok. <çünkü. gülüyor> Biz birbirimizi anladık. Evet. Şimdi kadından başlayalım. Yani burada size yalakalık yaptım düşünebilirsiniz ama ben e, erkek, kadın ve leğen, cinsel eğilimi ne olursa olsun e, toplum üyelerinin eşit muamele görmediği, yalnız hukuk karşısında değil ekonomik alanda da görmediği toplumların kalkınmada çok büyük mesafe kaybedeceği düşüncesindeyim. Müslüman ülkeler üzerinde bunu çok açıkça görüyoruz. Müslüman ülkeler arasında petrol zenginleri hariç e, kalkınmış e, ve modern medeniyete erişmiş bir toplum görmekte zorlanıyoruz. Ve ben bunun da en önemli nedenlerinden biri işte örf, ahlak, din neyse kadının evde tutulması veya hatta kadının çocuk ve aileyle meşguliyetinin birinci yıl öncelik olarak kabul edilmesini görüyorum. Türkiye yine pek çok Müslüman ülkeye göre bu konularda daha iyi. Yüzde otuz iş gücüne katılım bile kötü değil. Ama bunu e, şöyle söyleyeyim yani e, büyümenin iki yolu var. Ee, birincisi kişi başına üretimi arttıracaksınız. İkincisi üretimde çalışan kişi sayısını arttıracaksınız. Çok basit söylüyorum. E ama Türkiye artık nüfusu büyüyen bir toplum değil. Yani bizim doğurganlık oranımız ikinin altına düştü. Bu yüzden yapabileceğimiz genç kadınlarımızın iş gücüne katılım hızını hızla arttırmak. Türkiye'nin kendine özgü bir aile yapısı var. Bunu da kabul ediyorum. Ee, ben şahsen hükümet olsam çok basit şeyleri yaparım. Birincisi belediyelerle kavga etmeyi bırakıp ee, çocukluk kadının gerçek ihtiyacı olan işte gün boyu kreş, çocuk bakımı, e, sağlık sigortalarının kadınlar için ucuzlatılması gibi daha birçok konu var ama dediğim gibi ben de uzman değilim, yeni öğreniyorum. Bunları halletmeye çalışın. Tabii onun arkasında yani bu e, Türkiye genç evliliğe, çocuk evliliğe şuna buna kesinlikle müsaade edemez ve kadının eğitim düzeyinde hızlı düzeltilmesi gerekir. Ama ortada çok daha büyük bir sorun var. Ee, bunu da sen söyledin zaten. Bunu Amerika'da da görüyoruz, dünyanın her yerinde de görüyoruz. Zaten pandemi başlamadan önce yapay zeka, sanayi dört, nesnelerin internet ya da neyse emek istihdamının yerine geçiyordu. Ve yavaş yavaş artık elle çalışan emekten kafayla çalışan emeğin de yerine geçmeye başladılar. Şimdi pandemide bu süreç belki bir on yıl hızlandı. Hı, hı. Yani Zoom'u kim biliyordu ya? <laughs> Yapmayın Allah razı olsun. Bugün artık alışveriş merkezlerine temizlik yapacak robotlardan bahsediyoruz ki çok önemli bir şey. Çünkü hizmet sektörüne robotların girmesi yoğun miktarda istihdam kaybına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla biz çok hızlı bir şekilde kişi başı, yani insanların eğitimini ve üretim, katma değerli üretim gücünü arttırmazsak bir nesli kalıcı işsizliğe mahkum ediyoruz. Peki bunu yapabilir miyiz? Ya hayır. Yani bırakın Türkiye'de kullanılan standartlar. Hani malum sorunları biliyoruz. İşte öğrenciler üniversite sınavlarında başarılı olamadığında sınav skorlarını aşağı indi. Yani uluslararası PISA diye bir test var. Herkes biliyor bunu. E orada nerelerdeyiz ya? Yani branşa göre değişiyor ama hakikaten Vietnam'ın falan altında kalmak beni çok utandırıyor. Bunun tabii Değişmesi gerekecek ama bu konuda tek başına AKP'yi de suçlayamıyorum. Maalesef e, Türkiye'de eğitim her zaman siyasi indoktrinasyonun bir uzantısı olarak görülmüştür. Ve öğrenciye beceri öğretmek yerine değer öğretme kavramı öne çıkmıştır. Ya ben buna kesinlikle karşıyım. Değeri aile öğretir. Değeri çevre öğretir. Değeri eğer dini bütün bir vatandaşsınız havrada, kilisede, Camide öğrenirsiniz. Okullarda bunların yeri olmamalı. Ben yani size çok radikal bir şey söyleyeyim. Mantık, matematik, fizik ve yabancı dil dışında bütün dersleri seçmeli yapın. Çünkü hiçbirine ihtiyaç yok. İsteyen öğrenir kardeşim. Yani bizim çok kısa sürede hem kişi başına eğitim süresini hızla yükseltmemiz hem de bu eğitimin insanların bırakın kariyer edinmesini modern dünyanın değişimini kavrayabilecek analitik Becerileri elde etmesine yöneltmemiz lazım. Ben açıkçası bunu göremiyorum. Ama çok da umutsuz değilim. Yani gençlerin sonunda formal bir eğitime katılmaya ihtiyacı olmadıklarını Google dediğimiz makine vasıtasıyla istiyorlarsa her şeyi öğrenebileceklerini de gördüm. Hı. Ama manzara çok şeydir. E, açıktır. E, zaten şu anda bile yanlışsam güzel, çok samimi söylüyorum. Bizde bakkal hesabı reel gelir yüzde beş büyümeden işsizliği azaltamıyoruz. Evet. Değil mi? Öyle bir şey. Evet, evet doğru. E yani şu anda zaten ciddi bir işsiz stoğu var. Sizin bunu eee azaltmanız için yüzde altı yedilere çıkmanız lazım. Daha da enteresan bir şey bunu emek yoğun sektörlerle yapmanız lazım. Yüzde on yakalarsınız iki tane Tesla bulursanız ya da iki tane trend yol bulursanız ama o milyonlarca kişinin işsizliğini geçirmez. Evet. Ben bunların yapılabileceğini düşünmüyorum ama yine Türkiye'de belli kesimler, belki Türkiye'nin geleceğini kurtaracak kadar yeterli sayıda bir azınlık bunu alıyor. Çok açık konuşalım. Bugün Hı -hı. üniversite ismi vermeyeyim. İstanbul, Ankara ya da İzmir'de işte gerekirse yabancı hocaların da geldiği, Türkiye'nin en iyi uzmanlarının ders verdiği, üniversitelerden çıkan, iki yabancı dil bilen çocuklar kendilerini kurtaracaklar. Hı -hı. Yine aynı şekilde Türkiye'nin birikimini de ihmal etmeyelim. Mühendisler, eczacılar, fizikçiler, bilim insanları bu grup kendini kurtaracaktır. Sorun şu, bu kişilerin Türkiye iş gücündeki payı nedir ve bunların hızla artan katma değerli üretimleri geride kalanları da besleme ve bizi büyütmeye yetecek mi? Bu konuyu açıkçası bilmiyorum. Ama şunu söylemekte çok büyük bir fayda görüyorum ve gençlere hep uyarıyorum. Yani zaten üniversiteyi bitirmediyseniz veya üniversiteye gitmediyseniz sizin gelecekte size para kazandıracak bir iş bulmanız çok zor. İkincisi, üniversite boyunca kariyerinizi seçip o konuda uzmanlaşmadıysanız yine makul bir iş bulmanız çok zor. Kalıcı işsizlik yalnız Türkiye'nin değil, bütün dünyanın başa çıkmak zorunda olduğu bir sorun. Ama biz hala rakiplerimizle birlikte sermayeden çok emek yoğun üretim ve ihracat yaptığımız için bizde çok daha kesin sorunlar var tabii. Hı hı. Çok uzatıyorum pardon. E, yo yo esta, estağfurullah hakikaten çok e, çok boyutlu ve de e, yani şu söylediğinize çok katılıyorum. Bir üniversitenin içinde de hani gözlemleme şansım olduğu için hakikaten bilgi erişiminin bu kadar kolay olması artık e, ve de değişen genç yapısı diyeyim. Çünkü şeyi umursamıyorlar. Anladım. Yani mezun olur olmaz iş bulmak zorunda hissetmiyor kendini. Bu aslında bir yandan da iyi bir şey. Aa, Şuna aa. vakit ayırıyor. Keşfetmeye çok vakit ayırıyor. Aa. Yani hani hemen iş sahibi olmak zorunda değil. Ne istediğini öğrenmesi için yıllarca vakti varmış, hissi var. Tabii ki de anne babalara çok paraya mal oluyor ama e, geziyorlar, görüyorlar pandemi. Bu arada bunu sakın yapmayın ama özür dilerim. Aksi <laughs> halde biraz sonra ekran tırmalamaya başlayacağım. Gençler, sakın sakın. Bak biraz sonra Ölümümü seyredeceksin. Sakın bunu yapma. <laughs> e, dolayısıyla da bir yandan e, zaman alıyor ama bir yandan da umut da var dediğiniz gibi. Yani o keşfetmeye açıklık e, maliyetli olsa da zaman ve para maliyeti olsa da bana hani umut verir, umut vaat eder görünüyor. Tabii ki de Türkiye o kadar zengin bir ülke değil. Kaldıramaz yani bu kadar genel yayılması o yüzden politikalarla yönlendirilmesi şart. Bir de o gençlerin okulda kaybolması riski de var. Yani şeyin dışına çıkıp iş bulma, iş arama, meslek sahibi olma e, evesini tamamen kaybadıp, kaybedip farklı yollara sapma ihtimali de var. En büyük tehlike tabii ki de bu. E, ama yani ümit yok değil o anlamda benim gözlemlediğim en azından. Şimdi birazcık daha e, konjonktürel Biz, tarafa döneceğim. Sadece olur. bir dakika söyleyeceğim. Tabii. Çok önemli bir şeye değindim. Bizim nesil para kazanmak üzerine kurgulandı. Çünkü geldiğimiz şartlar öyleydi. Ve insan olarak değerimiz de ya ünvanımızla hmm. ya kariyerde elde ettiğimiz başarıyla ya da etrafımızdaki oyuncaklarla ölçüyoruz. Yalnız Türkiye değil, yurt dışına da okuduğum anketlerde E ve Z kuşağı senin dediğin gibi hiç takmıyor bunları. Evet, evet. ve bu çok güzel bir gelişme. Çünkü mal tüketimi özellikle iklim değişikliğinin ve çevre kirlenmesinin en önemli sorunlarından biri. Bunu e, aşan e, dediğin gibi hayattaki birikimini tecrübeleri olarak değerlendiren bir topluma doğru gidiyorsak ben de senin gibi fevkalade olumluyum. Evet devam et bu kadar söyleyeceğim. Evet e, katılımcılarımızdan Selin demiş ki Zeyekku şu anda olan birisi olarak geleceğe yönelik düşüncelerimden birisi de iş değil dünyayı keşfetmek ve kendimi keşfetmek. Kesinlikle Çok işte asıl Çok ümit önemli. vaat eden taraf bu. E, umarız ama kendinizi keşfettiğiniz zaman işte ya, kendinize yer bulacağınız ortam da ideal olması lazım. Asıl hani yaratması gereken büyüklerin diyeyim veya e, yöneticilerin asıl bu, bu ortamı yaratmak. Size yarartma. bir örnek verebilir miyim? Sistemde bir komşu, ilkokul mezunu, bir mobilya fabrikasının sahibi. İngiltere'de de şubeler açtı ve ihracat yapıyor. Ve sürekli olarak kendini eğitiyor. Tango dersleri alıyor mesela. <laughs> Erkek bu kişi. Ve gerçekten kendisine gıpta ediyorum Hakikaten yapılmayacak bir şey yok. Yani insanların şunu anlaması lazım. Eğitim zaten verilmez. Eğitim alınır. Eğitim hak edilir ve istenir. Kendini eğitime... Ee, şeyine harca, hazırlamalıyız çocuklarımızı. Kendi kendini eğitebilme. Evet. Tabii. Yani bizim bu konuda bir sivil toplum örgütü veyahut benim atilleştirdikleri birer olarak yapabileceğim sosyal mecraya elden geldiği kadar yanıltıcı olmayan siyasi mülalardan uzak kendi uzmanlık konumda içerik pompalamak. Ee, Türkiye'de olmayan İngilizce olan şeyleri Türkiye'ye tercüme ederek getirmek. Ee, bu sayede bence gençlerin eğitimine e, çok önemli bir katkıda bulunabiliriz. Hı hı. Ve eskiden işte bu özel okullar, dershaneler falan yayılıyordu. Yani inşallah dinleyenler arasında gençler vardır. YouTube'da bildiğim için söylüyorum. Başka sosyal medyada tecrübeli değil. İstediğiniz her konuda, üniversite birinci sınıftan doktora tezi düzeyine kadar ders ve sohbet var. Hı hı. Eğer kendinize eğitmiyorsanız suç sizde kardeşim. Tamam devam et yine nutuk kestim. <laughs> Biliyorsun bana ihtiyar yaşlandık ya. Yok yok estağfurullah konu çok derin. şimdi dediğim gibi birazcık daha hani konjonktürel yakın zaman sorunlara dönecek olursak en çok kafamızı karıştıran şey tabii enflasyon baş belası. Kafamızı karıştırmasının nedeni de birazcık aslında Merkez Bankası oldu. Hepimizin iş dünyası temsilcileri var tabii burada. Önümüzü görebilmemiz için kur ve faizle ilgili öngörülerde bulunabiliyor olmamız lazım. Ancak Merkez Bankası'nın Merkez Bankası Başkanı değiştiği günden itibaren bize verdiği ana mesaj şuydu. Politika faizi enflasyonun üzerinde belirlenecek. İşte beklenen mi gerçekleşen mi kem küm bilmiyoruz orayı. Ama sonuç itibariyle enflasyonun üzerinde belirlenecek. Biz de buradan yola çıkarak yüzde on dokuz şu an politika faizi bizim için bir şey noktası oldu. Yani hedef. Haline geldi. Aa. En sonda da 1925 olarak açıklanınca enflasyon oranı. Şimdi önümüzdeki dönem bizi ne bekliyor diye düşünmeye başladık hepimiz. değişin içinden çıkamıyoruz. Yani bir tamam. faiz artışı mı gelecek? Ha bazı dönemler oluyor ki merkez bankasına güven o kadar azalıyor ki e, merkez bankası hiçbir şey yapmasa bile faizler yukarıya gidebiliyor. Böyle bir konjonktür mü bizi bekliyor? Yoksa faiz indirecek? Kur mu fırlayacak? Kimi şirketlerimiz burada aramızda bulunan kur riski taşıyor, kimisi faiz riski taşıyor. Dolayısıyla öngörülebilir Aa. olması lazım bu risklerin. Ee, siz bu, bu e, bileşimle alakalı diyeyim, ne bekliyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Vallahi artık ben herhangi bir holding veya şirket bünyesinde çalışmadığım için politically correct olmak zorunda değilim. <laughs> o yüzden de kitabın ortasından değil en sonundan konuşacağım. Merkez Bankası bir memuriyet. Türkiye'de faiz kararlarını Sayın Cumhurbaşkanımız veyahut ona fikir verenler veriyor. Dolayısıyla Merkez Bankası sadece Sayın Cumhurbaşkanım acaba ne ister diye düşünerek rapor yazıyor. Onları da kesinlikle suçlamıyorum. Bugün ben Şahap Bey yerinde olsam bir intihar ederdi ülkeden kaçardım O başka ama yani orada görevi yapacaksınız ya da işinizden atılacaksınız. Şimdi o zaman siyasi motivasyona bakın. Eee ben kesinlikle Sayın Erdoğan daha fazla tahammül edemeyeceğini özellikle anketlerde e, iyice gerilemesinden sonra muhtemelen Eylül ayında dahi bir faiz indirimi e, ricasında diyeyim ricasında bulunacağını zannediyorum. Ondan sonra önümüzde iki tane patika var. Bu patikalardan bir tanesi Merkez Bankasına faiz indirim direktifi sürpriz bir seçime hazırlık olarak yapılmıştır. Bu bir patika. Ve önümüzdeki altı ayda baskın seçim gelecektir. O zaman merkez faizi indirir ve hemen arkasından Berat Albayrak dinleme döneriz. Yani merkez doğal doğrudan veya dolaylı olarak dövize müdahale eder. Çünkü faizi indirip dövizi bırakmak oy getirmez. Evet. Bu birinci senaryo. Bence olasılıklı senaryo. Hı, hı. İkincisi Sayın Erdoğan herhangi bir erken seçim mülazası ile değil, geleneksel olarak ya da işte karakter olarak yüksek faizi şeytani gördüğü için gerisini pek düşünmeden faiz indirimi talimatı verecek. O zaman kurda ciddi bir patlamayla karşılaşırız. Ve bu konuda da ben Sayın Erdoğan ne yapacağı konusunda hiçbir tereddütte sahip değilim. Sayın Erdoğan e, hayatta kalma ve gerektiğinde politikalarını çok hızlı değiştirme konusunda işsiz bir ustalığa sahip. Bunu işte Erdem Bahçı döneminden beri gördük. Faiz indirimi gelir, döviz patlar, arkasından o faiz indiriminden daha bir faiz e, artışı gelir. Özetle söylemek gerekirse ben her iki senaryoda da Türk lirasının çok fazla değer kaybedeceğine emin değilim. Hmm. E, Türk lirasının değer kaybetmesi için iki şart gerekli. Bir, e, Fed ve Amerikan ekonomisi gelişmelerden dolayı dolar endeksinin patlayıp gitmesi. Yani yüze doğru çıkarsa o zaman ne Türk lirasını ne Yine Afrika randı, ne Brezilya randı, kimse kurtaramaz. Bunu da çok düşük olasılık görüyorum. İkincisi politik bir şok. İşte yani içeride tartışmaları görüyoruz. Sayın Erdoğan'ın sağlığından e, eski bakanların itiraflarına kadar. E, bunun da ötesinde Türkiye'de somut olarak şu tehlikelere dikkat çeker. Bir, dünyanın hiçbir yerinde ve Türkiye'de bu aşı karşıtları ikna edilmeden Covid bitmez. Ve bugün COVID geçicidir, bunun için tedarik zinciri aksamaları geçicidir şeklinde bir çıkarım yapanlar da birinci aksiyonlarının yanlış olduğunu kabul edemiyorlar. Hmm. Ve böyle devam ederse 6 ay içinde de çok daha tehlikeli bir varyant karşımıza çıkacaktır. Ee, i̇kinci nokta, pardon ne diyordu? <laughs> İyice bunadım Evet. <Öyle. gülüyor> <laughs> Evet, <laughs> <se> <laughs> hiçbir şey yok. Ya, ay, anlamsız konuşuyordum. Yani bu e, şeyi en büyük politik risklerden biri bu. Çünkü kışın yeniden kapatma ve kısıtlamalara dönersek isyan çıkar bu ülkede. Evet. İkincisi Amerika ile falan malum sorunlar var. Ben orada Erdoğan nesnek olacağını düşünüyorum. Zaten çok siyaset konuşmak da istemiyorum ama bu yaz Türkiye'de gezi benzeri olayların kıpırtısını gördük. Hiç kimse Hele benim gibi sosyolog olmayan bir kimse e, Sürünün ne zaman Kaçacağını ya da Saldıracağını tahmin edemez ama Diğer ülkelerde geniş çaplı Sosyal karmaşa veya Çalkantıların neden geliştiğine bakarsak Türkiye'de bunların hepsini görüyoruz Bir dışarıdan gelen Bir ortak düşman var Mülteciler algıyı söylüyorum Şahsi <laughs> kanaatim gibi. İkincisi yani özlem yanlışsam hakikaten düzelt. Yani Türkiye'de enflasyonun yüzde yirmi olmasına imkan yok ya. Yani eline bir sepet alıp ya da bir torba alıp alışverişe giden ya da kira ödeyen herkes ne? bunun böyle olmadığını biliyor. Hı hı. O da şunu getiriyor: Siz ne zaman verirseniz verin. Orta sınıf veyahut hatta ücretini kendi belirleyen değil verilen ücreti kabul eden herkes gittikçe fakirleşiyor. Şimdi bu iki şart bir araya geldiğinde, bir de bunun üzerine işte kuraklık ve e, dünyadaki gıda fiyatlarında artış bir araya geldiğinde çok tehlikeli bir kışa giriyoruz. Evet. E, Türkiye'de e, siyasetin veyahut da dövizin, ah dövizi konuşuyordum tamam. Yani dövizde Yo, patlama aydın. olursa bu iki şey evet. diyorlar. Ve nitekim Gezi'de de tabii burada Bernanke'nin yaptığı açıklamaların da katkısı vardı ama e, yani Gezi'de dövizin patladığını gördük. İnanın böyle bir şey istemiyorum ama da olayları ve basında pek yer bulmayan bütün Türkiye'de küçük çaplı gösteriler halkın artık burasına geldiğini bana izah ediyor. Ve eğer yani Sayın Erdoğan mesela göçmen politikasını değiştirdi artık içeri almayacağız ve Ankara'da evet. da boşaltıyor. Yani bu tür adımlar atarsa bu tehlikeler aşarız ve o zaman e, döviz kurunun çok mülayim bir şekilde değer kazanacağını dair görüşümü korurum. Aksi halde şoklarla ancak gidebilir. Ben Merkez Bankası veya Sayın Erdoğan'ın yapacağı hatalar nedeniyle kalıcı olarak bir kur çalkantısına gireceğimize inanmıyorum bu aşamada. Hı hı. Ee, peki biraz hani dünyadaki etkilere de dünyadan aldığımız etkilere de e, bakacak olursak gerçekçi bir e, beklentiyle yani mesela aşı karşıtlarının halen daha e, yoğun olması e, dolayısıyla siz bir biraz önce bahsettiniz gerçi hani uzaması riski var pandeminin ama bizim için mesela şu an en önemli ekonomik risklerden bir tanesi bu tedarik zinciri ve özellikle de taşımacılık sektörünün, lojistik sektörünün ağır aksak gidiyor olması, Çin'de portların kapanması zaman zaman dolayısıyla tedarik sorunları. Pandeminin başında bu bize birazcık yarıyordu. Rotalar bize doğru çevrilmişti ama şimdi öyle bir etki de görmüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Baktığınız zaman daha ihracat kanalından hani şey bekliyoruz, ihracat tarafından büyümeyi bekliyoruz. Tamam. E, uluslararası küresel enflasyonun emtia fiyatları e, ve ham madde fiyatları üzerinden hani durulmasını bekliyoruz. Tamam. Petro fiyatlarına daha çok artış beklemiyoruz. Bu genel konsensus anlamında söylüyorum ama e, sizce daha olası senaryo bu konsensus mudur? Yoksa e, biz özellikle Avrupa'ya göbekten bağlı olduğumuz için çok fazla riski taşıyarak mı giriyoruz önümüzdeki döneme? Şimdi Avrupa Amerika'ya ve Asya'ya göre çok daha iyi durumda. Çünkü orada aşı karşıtlığı daha az ve onlar çifte doz aşılamada %77'ye falan uğraştılar. Hmm. Tabii ki Avrupa'da bir miktar yavaşlayacaktır. Çünkü o da aslında dışa bağımlı bir ekonomi bir ihracat anlamında. Ama ben ihracatta çok ciddi bir sıkıntı görmüyorum. Ben sıkıntıyı daha çok enflasyon ve üretim kesintileri şeyinde görüyorum. İnsanların anlamadığı şu, yani biraz Bloomberg okusalar, şu andaki çip sıkıntısının 2-3 yıldan önce telafi edilemeyeceğini görecekler. En büyük sıkıntılardan biri Çin'in karantina politikası. Pek çok ülke az sayıda vakaya ve ölüme tahammül edip elden geldiği kadar ekonominin çarklarının işlemesine gayret ediyor. Çin ise tek bir vakada bile eyaleti karantina yolluyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde tedarik zincirlerinde kırılma ve aksamaların geçeceğine dair bizim elimizde bir kanıt yok. İki tane daha uzun vadeli sorun var. Birincisi siyasi ve sağlık anlamında şirketler derslerini aldı. Bütün tedarik zincirleri kısaltılacak ve yeniden düzenlenecek. Bunu böyle söylediniz, aa tamam güzel, o işte olacak bitecek. Türkiye'ye de yarar Türkiye'de... falan diyoruz yani mesela. Yarayabilir, oraya da geleceğim. Ama şu, bir tedarik zinciri, özellikle şu andaki global tedarik zincirlerini yeniden kurmak, kısaltmak ve sermayelendirmek beş yıllık bir süreç. Hmm kimse kendini kandırmasın. Dikkat edersek Amerika, Rusya ve Çin arasındaki ihtilaf gittikçe yükseliyor ve geniş daha geniş cephelere yayılıyor. Bu da daha başka bir sıkıntı getiriyor beraberinde. Ben eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapan bir şirketsem bundan sonra tedarik zincirimi Çin'e emanet etmekte çok daha dikkatli olurum. En ucuzu oradan gelse dahi. Hı hı. Dolayısıyla ne olacak? Şu andaki tedarik zincirlerini optimal yani en az masraflı, en az maliyetli zincirler kabul edersek gerek yatırım maliyetleri, gerek e, en ucuza üretenden müttefik ülkeye taşıma maliyeti nedeniyle maliyetlerin sürekli artacağını görürüz. Tabii bunu dengeleyen bir unsur var. Şu anda bütün emtialar dünya böyle patır patır büyüyecekmiş gibi fiyatlanıyor. O bir gerçek değil. Ama bütün bunları bir araya toplayalım. Bir, tedarik zincirlerimizde bir sorun var. İkincisi yalnız Türkiye değil, dünyanın her yerinde var olan istihdam yapısıyla, var olan istihdam talebi birbiriyle örtüşmüyor. Dünyanın her yerinde işte bilgi, ya bilgisayarlarla konuşabilecek ve bilgisayarlarla, nesnelerle iş yapabilecek insanlara ihtiyacı var. Hiçbir ülkenin emek stoğu bu kadar geniş değil. Değil. E i̇şte bunların ikisi de çok büyük arş şoku ama ya. Hı hı. Bir de bunların üzerine tabii haklı olarak şimdi Fed ve Avrupa Merkez Bankası aşırıya gittiklerini biliyorlar. Elden geldiği kadar e, paranın arzını kısma yani yavaşlatmaya çalışacaklar. Bu onlar açısından doğru. Çok büyük krizleri enge engeller. Ama ben bütçe politikasının e, daralan likiditeni yeri tutabilecek ölçüde genişleyeceğini zannetmiyorum. Bunun önünde çok büyük siyasi engeller. Mesela Avrupa'da bunu yapamazsınız. Sen çıkar. Yani siz Almanya'da bütçe açıklarını istediğiniz gibi arttırın. Olmaz öyle şey yani. Amerika Birleşik Devletleri'nde de cumhuriyetçiler var. Dolayısıyla gelecek yıl e, ciddi bir yavaşlamaya hazır olmalıyız. Herhangi bir kriz filandan söz etmiyorum. Ama e, bence önümüzdeki 2-3 yıl bir stagflasyon dönemi olarak geçecek. Bunu da ekonomik daralma değil, ekonomik büyümenin hafif bir mekab işte dünya standartında %3 civarında bir yere oturmasını, enflasyon ise yine dünya ortalamasını konuşuyorum, yüzde üç 4 arasında bir yerde kalmasını öngörüyorum açıkçası. Şimdi Türkiye açısından e, aslında dediğim gibi yani şu anda Türkiye Avrupa'nın tedarik zinciri yapmak istiyorsanız yapacağınız tek şey var. Kopenhag kriterlerine uyum sağlamak. Çünkü hakikaten buraya gelmek isteyen ve buraya gelmek zorunda olan yüzbinlerce Avrupa şirketi var. Sebebi de çok basit. Ben Polonya'yı arka cebime koyarım. Macaristan Konya büyüklüğünde bileydi. Yani bütün bu ülkelere üretiminizi kaydırsanız da onlar Avrupa'yı tatmin edecek ölçek üretemez. Hı hı. Bir tek Türkiye'de Avrupa'nın bütün ihtiyaçlarını giderip, tabi yabancı sermaye enjeksiyonu ile giderecek potansiyel, altyapı ve ölçek var. Ama tabi dediğim gibi ilk konuştuğumuz konuya geliyoruz. Yani sizin en kritik ekonomik politika sinyaliniz olan orta vadeli program copy-paste ile yazılmışsa bunların kısa vadede gerçekleşmesini beklemiyorum. Ama... Şu anda Avrupa ile teması olan ve Avrupa ile iş yapan sektör ve iş kollarında tedarik zincirlerinden bize çok ciddi boyutta sipariş kayca düşüncesindeyim. Evet, ee, son 10 dakika sorularınıza yer vereceğim. Ee, soracak da çok soru var yani sizden gelmezse benden, benden de var da bir tane yorum bir tane de sorumuz var chatte şimdi gördüm ee, Fisun Hanım diyor ki Atilla Bey'in yorumlarına çok bayıldım şahane bir sohbet bahsettiğiniz politika fabrikası sahibini çok çok eskiden beri tanıyorum gerçekten kendini süper eğitti artık İngilizce de konuşuyor büyüklerine saygısı süper sadece tango değil gerçekçi açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum demiş Fisun Hanım ee, Sencer Bey'in bir sorusu var yüksek enflasyon dünyada kalıcı olursa teknolojinin hayatımızdaki rolü ne ölçüde değişir? Bu yüksek enflasyon senaryosunda World Economic Forum ve benzeri kurumların gelecekle ilgili beceri öngörüleri değişebilir mi? Diye sorarken biraz daha yapısal bir. vallahi ikisi arasında bağlantı kurmakta zorlanıyor. Birincisi yani bu henüz tam oluşturulmuş dört başı mamur bir tahmin değil ama bence düşük enflasyon dönemini geride bıraktı. Çünkü şu ana kadar 30 yıllık bir süreye bakarsak niye enflasyon düştü? Bir, Çin, Hindistan ve Rusya emek pazarına katıldı ya. Bu kadar basit yani. İkincisi, e, teknolojik evrim. Ama onun sonuna geldik artık. Yani kısa vadede sonuna geldik. E, yani bunlar dalgalar halinde peter dalgalar olarak cereyan eder. Sonuna geldik. Üçüncüsü, yapılan araştırmalar dünyada enflasyonun düşmesinin en önemli sebebinin Merkez bankalarının yüzde iki veya biraz altındaki enflasyon üst limitini hayatları pahasına savunacakları beklentisiydi. Hı hı. Yani kimse fiyatını artırmaya cesaret edemiyordu. Çünkü Fed enflasyonu yüzde ikinin altına tutacak. E Avrupa Merkez Bankası ile Fed ne yaptılar? Biz esneyiz dediler. Tamam yapılması lazım bir şey. Ama enflasyon yükselecek. Hiperenflasyon falan değil. Üçlere dörtlere çıkarız. Teknoloji şimdi... Yani teknolojiye mani olamazsınız. Ee, i̇nsanlık bunu her zaman denemiş. İşte tekstil makineleri falan kırmışlar, becerememişler. Ama şunu yapabiliriz. Burada konuşmadığımız sorun gelir dağılımı bozukluğu. Ve demokrasiler uzun süre gelir dağılımının bozulmasına katlanamazlar. Aşağıda emek sınıfı var, üstte de zenginler var. Bunların arasında dengeyi bulan, yani karar verici oy kullanan orta sınıf. Orta sınıfın Yaşam düzeyini yükselttiğiniz sürece zenginler tarafında kalırlar. Yok onlar yavaş yavaş işlerini kaybediyorlarsa ülkede sosyal çalkantı başlar. Lafı şuraya getiriyorum. Kapitalizm eğer hayatta kalacaksa işte vatandaşlık e, maaşı neyse universal income support devreye girmek zorunda. Şu anda da gördüğüm en basit sorun teknoloji şirketlerin aşırı karlarını vergilendireceksiniz e, ve yani sosyal medya başta orayı da artık denetimli, regüle edilmiş devlet kartelleri halinde yöneteceksiniz. Teknoloji önümüzdeki yıllarda bir başka anlamda ve çok daha yararlı olacak ve büyük sayıda istihdam yaratacak. O da iklimle mücadele teknolojisi. İşte bu mavi hidrojen, yenilenebilir enerjinin hiç düşünmediğimiz alanlara yayılması. Ya yani çok basit bir örnek vereyim. Almanya'da devlet damınıza o güneş paneli kurduğunuzda size sübvansiyon veriyor. Daha güzel bir şey yapıyor. Sizi otomatik olarak milli elektrik ağına bağlıyor. O güneş panelinden fazla enerji üretirseniz evinize ihtiyacı onu satın alıyor. TİH oranı neyse. Türkiye'de bunu yapsanız sorunları çözersiniz zaten. Yani önümüzdeki 10 yılda 10 yılda bu bütün e, çevre bilimcilerinin söz ettiği dünyadaki en ısı artışını yüzde bir buçuğa sınırlayacaksek bunun için kısma ve tasarruf tedbirleri, daha iyi yaşama tedbirleri yetmez. Biz yepyeni tek, bu teknolojiler var bu arada. Yepyeni teknolojilere yatırım yapacağız ve buradan da çok önemli sayıda e, yeni istihdam olanakları ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Cevap cevabı bu. Ben dediğim gibi pek soruyu böyle anladım. Evet, çok çok teşekkürler. E Doların düşüşünü neye bağlıyorsunuz? Geçici bir düşüş olarak mı görüyorsunuz? Yıl sonu kur beklentiniz nedir diye sormuş bir dinleyicimiz. Bir de bir başka aynı kişimi tam göremiyorum ama son çeyrekteki tahmini dolar kurunuzu paylaşabilir misiniz diye bir soru var. Tabii. Siz de lütfen gidin bununla yatırım yapın ve her şeyinizi kaybedin sonra bana küfredin. Şu anda Türkiye'nin yarısının en büyük eğlencesi bu. Yani... Geçici, sebepleri de belli. Birincisi tabii yani geçen seneye nazaran turizm ve ihracat çok daha iyi performans evet. gösteriyor. İthalatta da bir miktar yavaşlama var. Umduğumuz kadar değil ama var. Yazın e, şirket ve bankalarımızın dış borç ödemeleri çok yoğun değildi. Bir de son aylarda onların da yeniden borçlanma oranı yükselttiğini gördük. Evet. Önemlisi de e, dolar endeksi gevşek kaldı ve sıcak para açısından bakıyorsak artık millet yani Türkiye'de daha başka ne olabilir kardeşim diye düşünmeye başladı. En şey tehlikeli söz. Ee, ve dışarıda öyle bir getir arayışı var ki insanlar gidip Moğolistan'da liman hisseleri alıyorlar. <laughs> Bu da çok bir ekonomist ses <laughs> ee, Türkiye'de yavaş yavaş gelmeye başladı. Yani şu anlamda kalıcı olmaz. Kurun doğal seyri yükselme yönünde. Yabancıları falan her şeyi ticareti bir kenara bırakın. Vatandaş %20 enflasyonla %17 mevduat faizine katılmadığı için sürekli dolar talebi yaratıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi yalnız varsayımlarımı işaretleyeyim ki yanlış anlaşılmasın. Ben Merkez Bankası'nın faiz indireceğini fakat bunun olası bir erken seçim hazırlık maliyetinde olduğu için aynı zamanda dövize de müdahale edeceğini düşünüyorum. Şu andaki döviz seviyesi hükümeti rahatsız etmez. Yani onlar ihracatı kur rekabet şey rekabetçi kurla kafalarında bağdaştırdıkları için e, daha fazla aşağı inmesine herhalde müsaade etmezler. Yani bir şekilde merkez rezerv toplamaya başlar. Hı. Ama sene sonuna kadar yani yüzde beşi aşan bir şey beklemiyor. Yani şu anda ne sekiz otuz mu bunun üzerine elli kuruş daha mı ekliyoruz? Sekiz yetmiş, sekiz seksen gibi dolarda bir şey görüyorum. Hani eğer dolar çok güçlenirse belki dokuza gideriz. Ama bunun ötesinde bir şey görmüyorum açıkçası. Evet. Ee, geçenlerde bana sorulan bir soruyu size sorayım. Biraz zorlandım. Başından beri e, bir sürü riskten bahsettik ya. Sorulan şey reel sektörün önündeki en büyük risk. ilk neye dikkat etmemiz lazım? Özlem Hanım diye bir soru oldu ve ben böyle bir süre düşünmek zorunda kaldım. Siz nasıl cevap verirsiniz mesela böyle bir soruya? Vallahi en büyük risk siyasi birincisi çok özür dileyerek söylüyorum. Türkiye'de bir gasp ve çökme kültürü oluştu. bunu AKP yaptı demiyorum ama işte Serhat Peker'in itirafları falan buna mani olunmadığını görüyoruz. İkincisi batı ile ilişkiler. Ben Türkiye'nin doğuyla, kuzeyle hatta Mars'la ilişkilerini geliştirmesine kesinlikle karşı değil. Ama yani gerçekler var. Turist batıdan geliyor, para batıdan geliyor. İhracat talebi Batı'dan geliyor. Dolayısıyla biz Batı ile olan ilişki, tabii kendi menfaatlerimize zarar vermeyeceğiz. Yani kimse bizden YPG, PYG'yi tanımamız, dost olmamız beklemesin. Yok öyle şey. Ya da Yunanistan bizim deniz şeylerimize el koyamaz. Öyle anlaşılmak istemiyorum. Ama Batı ile daha medeni ve daha yakın ilişkiler kurduğumuz zaman doğal olarak e, aradaki hukuki ve siyasi farklılıklar da azaldığı için ihracat ve ticaretindeki en önemli engelin kalktığını düşünüyorum. En büyük riskimiz de bu. Türkiye zaten 2000 yıldır karar veremedi ama doğuya mı batıya mı ait olduğunu bilmiyor. Ve hani bilmemek bir sorun değil. E, aradaki dengeyi de çok yanlış biliyor. Çok basit bir örnek. S4 yani S-400'ler yüzünden Amerika veya NATO ile kavga etmenin hiçbir yararı yok. Sebebini de söyleyeyim. S-400'ler çok lazım diyorlar. Yahu kime karşı sizin komşularınız arasında sizi roket taarruzuna tutabilecek kim var ki S-400'lere ihtiyacınız var? <laughs> i̇htiyacınız olsaydı şimdiye kadar aktive ederdiniz. İşte bu tip şeyler çok yanlış. Yoksa Rusya ile ekonomik ilişkileri geliştirmek, Kafkaslar'da, Suriye'de falan işbirliği yapmak kimsenin bize söyleyeceği bir şey olamaz. Ama bu tip davranışlar. Batı'da çok ciddi şüpheler yaratıyor. Ve en modern, devletten en bağımsız toplumda bile ticari ilişkilerin siyasi ilişkilerden kopuk veya zıttı yönde ilerlediğini görmek çok zor. Tek istisnası Çin çünkü orası vazgeçilmez. Ama biz vazgeçilmez değiliz. Dolayısıyla ben siyasi ve regülatörü yani denetimden kaynaklanan, hukuktan kaynaklanan sorunları iş dünyasının en büyük riski olarak görüyorum. Evet. Benim sorularım bu kadar. Zannediyorum chat ekranından da şey görmüyorum. Kapatmadan kamerasını hani kapalı tutmak istemeyenlerin açmasını rica edeceğim. Bir fotoğraf almak için hep beraber. <laughs> Sonrasında veda edeceğiz Atilla Bey'e. Evet şimdi ben hemen bir saniyenizi rica edip Aylin sen de al alabiliyorsan alabilirsin ben de alayım. Zannediyorum başardım bir saniye. Hop. Evet, ee, peki. Çok teşekkür Çok ediyorum. teşekkürler Adile Bey. Ee, Emine Hanım buyurun, siz kapatın. Ay yok, sadece Özlem Hanım size moderasyonunuz için teşekkür ediyorum, moderatörlüğünüz için. Sevgili hocam, tekrar sizinle e, ekonomi sohbetine başlamak e, çok heyecan vericiydi. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii siz değerli katılımcılar, sizler olmasanız bu ekonomi sohbeti olmazdı. Sizlere de değerli katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalınız efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar. efendim.